Faydalı videolara hoş geldiniz. Tropeus Ecola Kaiser akvaryumumuzu tamamen boşalttık, temizledik. Kumunu temizledik, suyunu temizledik. Daha sağlıklı şartlar altında balıklarımızı yetiştirebilmek adına. Bahar geldi malumunuz. Bu balıklarımızı aldığımızda 2 erkek 8 dişi diye bize söylemişlerdi. Şimdi tekrar bu balıklarımızda dişi erkek cinsiyet ayrımı yaparak yan kovaya bırakacağız. Sizlerle birlikte sizler de balıkların dişi mi erkek mi olduğunu bu videodan anlayabileceksiniz. Anüsvent kontrolü yapacağız değerli izleyenler. Şimdi birlikte başlayalım. Videomuzu çok fazla uzun tutmamak adına kolalarımızı tek tek yakalayıp cinsiyet ayrımını yapıp diğer yanında bulunan kovaya bırakalım. Daha sonra da götürüp bunları yeniden akvaryumlarına bırakacağız. Hadi bismillah diyelim, başlayalım. İlk balığımız gelsin. Dişilerde biliyorsunuz cinsiyet ayrımı anüsvent küçük O ve büyük O şeklinde oluyor. Daha önce bunu anlatmıştık birkaç videomuzda. Şimdi tekrar birlikte başlıyoruz. Yalnız şöyle hemen anlatayım. Video netlemeyebilir. Ben buradan kendim bakarak yan taraftaki kovaya tek tek balıkları bırakacağım. Evet, başlıyoruz. Bakalım, bu gördüğünüz üzere dişi. Buna bakıyoruz. Gördüğünüz üzere bu da dişi değerli izleyenler. Anüsvent kontrolü yapıyoruz. Üçüncü balığımızı alıyoruz şimdi. Evet. Şöyle. Netlerse balığımızı. Bu video bazen kamera bazen netlemeyebiliyor. Çok fazla balığı dışarıda bırakmak istemiyorum. Kendim bakıyorum. Evet. Bu da dişi. Değerli izleyenler. Buna bakıyorum. Evet. Bu da gördüğünüz üzere dişi. Bunu da bıraktık. Bu balığımız da net bir şekilde gözüküyor zaten. Dişi. Beş tane kaldı. Evet. Bu balığımız da değerli izleyenler dişi. Onu da bıraktık. Şu büyük olan galiba erkek olabilir. Evet. Değerli izleyenler, bakın erkeklerde, eğer bunu netleyebilirsek videoyu, şöyle kamerayı tekrar netleyebilmesi için çeviriyorum. Netleyemedik ama bunu tekrar göstereceğim. Bu elimde olan balık erkek. Anüsvent aynı genişlikte. Bu erkek balığımızda. Bakalım. Kamera netlemedi. Bıraktık. Tekrar yakalayacağım. Bu erkek balığı, damızlık olan balığımız. Evet, işte görmüş olduğunuz gibi, bakın anüsvent eşit oranda büyüklükte ve araları hafiften açık. Bu balığımız erkekti. Erkeği bıraktık. Şurada bir tane daha büyük var. Galiba yanılmıyorsam bu da erkek olabilir. Birlikte bakıyoruz. Hayır, bu dişi, hatta bu dişinin sanki
yumurtlama zamanı gelmiş gibi değerli izleyenler bıraktık. Şurada bir tane büyük var. Bir de buna bakalım. İki tane kaldı balığımız. Bakıyoruz tekrar. Evet, bu da dişi gibi gözüküyor. Değerli izleyenler, evet bu da dişi. Onu da bırakıyorum. 9. balığımız son balık. Bu balığın büyük ihtimal erkek olması lazım. Buna bakacağız. Almış olduğumuz yerden 2 erkek 8 dişi şeklinde almıştık. Tekrar bakıyoruz. Evet değerli izleyenler, %80 ihtimalle bu galiba, hayır bu da dişiye benziyor. Erkeğin bir tanesini kaçırdık galiba. Şu anüs ve anti görüyorsunuz değerli izleyenler. Biri bir diğerinden çok fazla büyük. Evet. 10 adet Nikola Kaiser'imiz. Erkeğin bir tanesini tam tespit edemedik. Çok hızlı baktık çünkü. Her neyse. Erkeklerden bir tanesi, erkeğin birisi buydu galiba. Şunu hemen ben bir yakalayayım tekrar. Bakalım tekrar buna. Kılçıkları bize. Evet, erkeğin birisi bu. İzleyenlerimiz zaten erkekler genelde diğer balıklara göre heybetli olurlar. Bakın erkeğin anüs levent arasındaki farkı, daha doğrusu karşılaştırmayı bu şekilde yapabiliyorsunuz. Aynı büyüklükte, araları biraz açık değerli izleyenler. İşte bakın. Bu şekilde olursa kıymetli izleyenlerimiz, balığımız erkek demektir. Tropeus Nikola Kaiser'lerde cinsiyet ayrımı yapmak gerçekten çok zordur. Anüs vente bakmazsanız kolay kolay ayrım yapamayabilirsiniz. Eğer çok fazla tecrübeli değilseniz. Diğer erkeği bulmaya çalışıyorum. Acaba hangisi diye. Şu olabilir mi? Şuna bir tekrar daha bakalım. Hayır. Hayır, bu da dişi. Her neyse. Bizler ama çoğunluğu en azından 8 tanesinin dişi olduğuna emin olmuş olduk. Böylelikle değerli izleyenlerimiz. Şimdi bu balıklarımızı tekrar temizlemiş olduğumuz akvaryumumuza bırakacağız. İşte bakın. Balıklar renkleri de strese girmelerine rağmen gerçekten çok canlı ve harika gözüküyorlar. İşte bakın. Balıklarımızı görebiliyorsunuz. Bir tanesi dışarı mı kaçtı? Hayır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet değerli izleyenlerim. Şimdi bunları götürelim, akvaryumlarına bırakalım. Akvaryumlarına tamamen bizler suyu değiştirdik. Dinlenmiş su vardı elimizde. Evet, bir tanesi düştü. Balığımızın. Bunlar bazen olabiliyor. Gösterebilmeyeceğim şunları. Tamamen temizledik. Suyu tamamen boşalttık. Yeni su ilave ettik. Sizler akvaryumlarınızın suyunu değiştirdiğiniz zaman bu şekilde yapmayın. 1/3'ünü tahliye edin. 1/3 oranında akvaryumunuza tekrardan yeni taze su ilave edin. Aksi takdirde bulunduğunuz bölgedeki şebeke sularının klor oranı yüksekse eğer, bu klor oranının yüksek olması balıkların yüksek ilaçtan ölmesine sebebiyet verebilir. Bu da her aklınızda bulunsun. Sakın ola akvaryumun suyunun tamamını birden değiştirip musluktan tekrar su ilavesi yapmaya kalkmayın.
Eğer elinizde dinlenmiş su varsa tabii tamamını da birden değiştirebilirsiniz. O zaman sıkıntı olmayacaktır. Su sıcaklık seviyesi 24 veya 25'in üzerinde ise kış aylarında sıkıntı olmayacaktır. Aksi takdirde dediğim gibi 3'te 1'inden fazlasını değiştirmemeye özen gösterin. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir başka videoda tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Bizlere destek olmak için de videolarımızı beğenmeniz bizler için yeterli olacaktır. Hoşça kalın.